bu kadının kayınları bu kadını öldürmek için çoktan belli kafaya koymuşlar zaten. Kız kardeşimi de yanında görünce kız kardeşimi de onunla beraber götürüyorlar. Kız kardeşimle hiçbir hakları olmadıkları şeyde bile yani kız kardeşime bu işkenceyi yapıyorlar. İşkenceyle öldürüyorlar. Artı ona silah sıkıyorlar. Kız kardeşimin beynine silahın arkasıyla vura 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 dün cenazesini yıkadığımız yerde beyni akıyor. O derece yani saç falan kalmamış. Kulağının arkası mosmor, parmakları kırık içinde, vücudu komple mosmor. Diğer kadında böyle şeyler yok ama en büyük darbeyi benim kız kardeşime vurmuşlar. Kardeşimle alakası yok. Ev incelemeye de gitti zaten. Eğer böyle bir şey varsa onlar bütün her türlü raporlarda çıkar. Çünkü ev incelemeye, olay yeri inceleme geldi. Yok alkol almış diyorlar, yok uyuşturucu kullanılmış diyorlar. Dün otobüste hepsi çıktı, hiçbir şekilde böyle şeyler yok. İftira atıyorlar. Görmedik ama komşular hepsini görmüş. Hatta komşulara dedik yani neden bir plakayı alıp bir polis aramadınız? Bu sorumsuzluk niye? Bu kadar kadın cinayeti varken neden hiç yani bir şey yapmadınız? Korkmuşlar, siz karışmayın demişler komşulara. Biz onun kayınlarıyız demişler. Komşular da çekilmişler, ellerinde satır, bıçak, kız kardeşimin bir terliği kapının önünde kalmış zaten. Yani böyle sürükleyerek götürmüşler. Allah ne yapmış olabilir? Bunu kendi kardeşi Davut Bağır'ın kendi kardeşi cezaevinde olduğu için bu kadın onlarla beraber oturmuyor. Bunlar da istiyor sürekli kendi gözlerinin önünde bulunsun bu kadın. Ekmek vermiyorlar, aç vermiyorlar. Kadın kendi çalışıyor, oğlu çalışıyor, oğlu peçete satıyor, ona bakıyor. Davası ortaya katıyorlar, iftira atıyorlar bir de. Biz bu konu üzerinden de onlara dava açacağız. Hakaret yani, fuhuş, yok namus davası için benim kız kardeşim böyle şeyler kesinlikle hiç olmaz. Ben kızımı bu duruma düşüren kocasıdır. Benim sürekli kızım şiddet gördü, dayak yedi. Askere giden bir insan kaçır geliyor, benim kızımı dövüyordu, benim kızım psikolojisi bozuldu. Benim kızıma sürekli işkence, sürekli dayak yapmadığını bırakmıyordu. Benimki bu. Benimki bu.